2 Mayıs, 8 Mayıs. Mayıs da geldi. Artık Allah kerim 2023 bitiyor neredeyse. Sevgili takipçilerim, güzel bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Emeğe saygı lütfen. Sevgili koçlar, hemen çekiyorum sizler için. Bakıyoruz. Bu dönem parasal ve seyahatlerden kaynaklı yaşayacağımız biraz ekonomik evrelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar bu tatilinizde ve gideceğiniz yolculuk ya da evinizde geçirdiğiniz evrede kendi meditasyonunuzu, enerjinizi bol bol yüklemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten güzel başlangıçlar ve yenilikler sizin hayatınızda ay gibi doğacak. Yalnız yeni iş bekleyen, yeni oluşturmak istediğimiz noktalarla ilgili de güzel tekliflerimiz var. Ama ortaklı iş yapıyorsanız parasal evrenizde fazlasıyla açıldığınız gözüküyor. Bunu bir an önce toparlamanız gerekiyor. Eğer devletle alakalı bir noktada iş beklentiniz ya da kurumsal bir alanda iş bekliyorsanız bir kadının desteğiyle birlikte güzel aydınlanacak ve büyük sevinç yaşayacağınız fırsatlarımız var. Yurt dışı seyahatleri ya da iş gereği gideceğiniz seyahatler sizin yeni anlaşmalarınıza, yeni oluşacak olaylar hem maddi olarak hazinenizin toparlanmasına hem de kendinizi iş konusunda daha iyi noktalarda oluşacağınızı gösteriyor. Biraz bencillik ruhunuz artabilir. Egonuz biraz karışık olabilir. Aşk enerjisi havanız olabilir. Biraz bunu toparlamamız gerekiyor. Çünkü bunu toparlamak için hayatınızdaki insanla köklenmek, yeni başlamak istiyorsanız da bu sizin için kök ama renkli enerjilere girmek istiyorsanız bu hafta yanlış enerjilere dağılabilir, kalp kırıklıklarına sebep olabilirsiniz. Evli çiftlerimiz için özellikle çocuklarınızın eğitimi ve sınavları ile ilgili endişeleriniz söz konusu olabilir ve eşimizin beklediği iş konusunda bazı karışıklıklar sizi maddi olarak korkutsa da çok güzel bir değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız. Eski ilişkinizin geri gelmesini bekliyorsanız biraz daha kendinize uygun, kendi kalitenize, kendi evrenize uygun bir insana ihtiyacınız var. Bence geçmiş ihanet, geçmiş karmaşa sizi güven problemine itmiş. Yeni duanı et. Rabbime inan, sana güzellik getirecek, şifa getirecek olarak gösteriyoruz güzel takipçilerim. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz güzel ailem. Bu ara sarılmak, sevgi, şefkat, değer, bakış anlamında güzel bir haftayı tadacaksınız. Hani uzun süredir sevilmiyorum, beni kimse sevmiyor, değer göstermiyor diyorsanız bu hafta bu duyguyu en verimli şekilde tadacaksınız. Eğer ki sevgili boğalar, yeni iş, yeni beklentiler için fırsatlar, yeni imzalar, yeni oluşumlar size çok büyük bir kazanç ve parasal evredeki yapacağımız kazanç bizim almamız gereken mal, mahkemesel konularla ilgili daha netliğe kavuşmamıza yardımcı olacak. Siz yönünüzü belirleyin. Yön belirlediğiniz her şey sizi şifalanmanıza, gücünüze güç katmanıza yardımcı olacak. Bu ara aile seyahatleri, gideceğiniz yolculuklarda en önemli şey onlarla geçireceğiniz güzel sohbet sizin tekrar şifalanmanıza yardımcı olacak. Aile içerisinde hapis yatan ya da cezaevi konuları varsa af konuları gündeme gelecek ve kim sıkıntıdaysa aydınlanmaya, özgürlüğüne kavuşmaya sebep olacak olarak gösteriyor sevgili boğalar. Yalnız işsiz olanlar için biraz daha sabrı, biraz daha doğru geçitleri tamamlarsanız kendinize olan güveniniz, tekrar bu eksik bıraktığınız eğitiminiz, tamamlamanız gereken görevler için biraz daha kendimizi şifalandırmamız gerekiyor. Bu ara sağlık konularında bel, boyun, sırt ağrıları acayip sizi yoruyor olabilir. Biraz doğru spor, doğru masaj sizin enerjinize iyi gelecek. Kendi işini yapanlarda yasal olarak harcadığınız bazı konularda sıkıntıya düşebilir ve bu sıkıntılar biraz bizi mahkemeye itebilir. Mümkün olduğu kadar kazançlarımızı doğru dengelememiz gerekiyor. Ev alımı, ev konularınızla ilgili kararlar verdiyseniz şu an bu bir hayal ama bu hayal destekle birlikte aydınlığa erişecek. Aşık olmak isteyenler için bilgelik ve yenilik. Size yeni dokunuş, yeni şifa iyi geleceğini düşünüyorum. Hatta uzun süredir de hayatınızdaki insana sürpriz ve sihir gibi cevap vermek istiyorsanız evlilikle ilgili konuşmalar size mutluluk verecek. Evli çiftler için belki de bu seyahatte sizin kendi gördüğünüz ve ilgisiz gördüğünüz alanları iyileştirme vakti. Bence çocuklarınızla alakalı son zamanlarda gereksiz atışmalar yaşıyorsunuz. Bu da ilişkimizi zora sokuyor. Sevgiler efendim. Sevgili ikizler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın. Evet, bu ara hayaller,
yapmak istediğiniz işler, başarılar, kendinizi ispatlamak, doğru konuşmak, yeni anlaşmalar, yenilikler, kalbinizin hissettiği şekilde davranacaksınız ve bu kalp size büyük anlaşmaları, yenilikleri doğru noktada gösterecek. Yani hayata başlamak istiyorsanız büyük başarılar, yeni anlaşmalar sizin güçlenmenize, ekonomik olarak yaşadığımız alanı daha net görmemize yardımcı olacak. Hadi hayırlı olsun diyorum. Kendi işini yapanlar da özellikle bu ara yeri büyütmek, yeni bir alan açmak, yeni ortaklı fikirler içerisinde olabilir. Ve bu sizin kalbinize doğru doğan duyguların doğru olduğunu gösteriyor ama gideceğimiz yolculuklar, yapmamız gereken yeni işler içinde güzel kapılarımız, fırsatlarımız var. Devletle alakalı da çözülmesini istediğiniz iş mahkemeniz, para mahkemenizle ilgili de güzel gelişmeler ve bu gelişmeler bize çok rahat bir şekilde aydınlığa itecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Aşk konusunda geçmiş hataları, geçmiş yanlışları ve ben nasıl bu insana inandım, nasıl güvendim, ben kör müydüm dediğimiz dönem geride kalıyor. Size gerçekten mühür vuracak, kalbinize şifa gibi gelecek bir insanın mutluluğunu tadacaksınız. Yalnız esarette olmak, yani kendi içsel dünyanızda o kadar duygusal yalnızlığınız var ki yine aynı hataları yapmamak için belki bir meditasyon enerjinize iyi gelecek ve kendinizi daha şifalandırmanıza yardımcı olacak olarak gösteriyor. Peki evli çiftler için bu ara acayip derecede tartışmalar, gereksiz kaoslar, yani bu ilişkide ben neredeyim, ben kimim, yanlış mı evlilik yaptım diyorsanız evet belki anlayamayan ve kalbinizi kıran biri var ama sizi sevdiğinden emin olun. Onun dengesiz yönlerinden dolayı ilişkiyi tam istediğiniz noktaya itemiyorsunuz. Belki bir ilişki terapisti sizi kurtarabilir ama kader der ki bu evliliği siz kendiniz seçtiniz. Yürütmek sizin elinizde olarak gösteriyor. Kız çocuklarınız ya da kız çocuğunuz fazlaysa bu çocuklardan biri çok yetenekli ve çok aydınlık. Ev ya da araç konusunda niyetimiz var ama borçlarımızla alakalı noktayı çözmemiz lazım. Kalbinizdeki kişiye zaman verdiğiniz sürece zaman kaybı yaşıyorsunuz. Yepyeni yenilik size şifa gibi gelecek sevgili takipçilerim. Yengeçler nasılsınız? Yeni iş, yeni anahtar, yeni oluşum için çok güzel dengeler. Toplantılar, gireceğimiz işler, yapacağımız anlaşmalar size gayet keyifli ve mutluluk verecek. Bence siz kendi bakış açınızı, yapmak istediğiniz planları daha doğru noktaya doğru ilerletiyorsunuz ve yurt dışı anlaşmamız, beklediğimiz evraklar olumlu devam edecek olarak gözüküyor. Artık hançerlenmek, yara aldığımız maddi krizlerimizi toparlamak için çok doğru bir dönemdesiniz. Hem güneş sizin kalbinizi hem de iş çevrenizdeki enerjilerin iyileşmesine yardımcı olacak ve siz artık kendinizin nerede olmak istediğini, nasıl başarı yapmak istediğinizi gösteriyorsunuz. İşinizle alakalı almak istediğiniz eğitimler, başarmak istediğiniz yenilikler var. Bunlar için krallığa değil, siz kendi krallığınızı kurmaya ihtiyacınız var. Dil eğitimi, master ya da uzun süredir kendi elinize kurslar, astrolojik eğitim alabilirsiniz. Bunlarla ilgili şifalanmak, kendinizi güçlendirmek istiyorsunuz. Ailenize ait ortaklı mallar, çözülmesi gereken noktalarla ilgili noktada evet bazı anlaşmalar var ama ailenizin tatmin olacak anlaşmalar yok. O yüzden yasal olarak hani hukuki süreç başlatırsanız ödül sizin evrenizde. Aşk konusunda deli insanları çekmek, yani yorucu insanları, o insanların yorucu ruhu sizi o kadar böyle sıkıştırmış gibi hissediyor ki artık kendi mührünüzü, kendi hayatınızı görmeniz lazım. Bu hayat size bir kere geliyor. Başkalarına yaptığınız iyilik, fedakarlık, yani sizin kendi hayatınızdan gidiyor. Kendin için geçişleri, kendi için başlangıçları kurman lazım. Özellikle de mutsuz olduğun ilişkiyi bitir. Artık kafanda aldatılıyor muyum, yalan mı söyleniyor, bu evliliği başkası için mi yürütüyorum diyorsanız mutsuz olduğunuz hayatta yürümenizin hiçbir anlamı yok. Yeni aşk bekleyenler için cesaret ve yenilik ve kendi kitabınız ve evlilik yapacağınız doğru insan var. Bence siz kendinizle mücadele edin. Ve yurt dışına yerleşmek ya da bu tarz düşünceleriniz varsa bu tarz çocuklarımız, kendi geleceğimiz için doğru fırsatlarımız var. Hiç korkmayın. Hadi yolculuk sizinle olsun. Yalnız diş etinizle alakalı sıkıntılarımız, bunlar bizi yıpratabilir. İhmal etmeyin sevgili takipçilerim.
Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, güzelliklerle birlikte olmayı temenni ediyorum. Bu ara evliliğinizle alakalı bazı sorunlar, çözülmesi gereken konular ve uzun süredir eşinizin ve eşinizin ailesinden kaynaklı hatalardan o kadar çok yorgun ve mutsuzsunuz ki bunlar için yasal mahkeme, yasal süreçle ilgili endişe ve kaygılarınız var. Korkmayın, zafer sizin elinizde olacak. İnandığınız evre, inandığınız noktanın zaferine, inançlarınıza mutlaka güvenin istiyorum. Ve bu ara işinizle alakalı da şehir değişimi, yer değişimi, bulunduğum noktayı başka bir noktaya taşıyayım diyorsanız yeriniz doğru bir nokta. Bunun için bir hata yapmaya gerek yok diyorum. Bu ara özellikle evi, eş ve eşinizle alakalı mal konularının tartışmalarına hazırlıklı olmanız lazım. Eşinizin şüpheci tavrı, paranızla alakalı yaşadığı bazı korkular sizin cesaretinizi kırmış. Bu kadar emeği boşuna ziyan etmenizi istemiyorum. Eğer ortaklı çalışan çiftlerseniz bu haneye çocuk, mutluluk ve bunun sevinci, tedavi, çocuk denemesi, çocukla ilgili güzel başarılar elde edeceğiniz gözüküyor. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Eşinizin ya da kendi ailenizin hataları evliliğinizin bitmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar iyi bir terapist, iyi bir ilişki enerjisi sizi kurtaracak. Yeni işler, yeni başlangıç düşünen sevgili aslanlar için, evet, adalet, hak, düzen, hakkınıza ait mallarla alakalı noktada hayal ettiğinizden fazlasını alacaksınız. Yalnız bu ara toprak alımı, toprakla ilgili planlarınız varsa yapmak için hiç korkmanıza gerek yok. Uzun süredir bunun hayalini yapıyordunuz. Korkularınız var, kaybeder miyim, zarar görür müyüm? Kaybetmeyeceksiniz ve zarar değil, kâra dönüş yapacaksınız. Eski sevgilinizle ilgili kafa karışıklıklarınız varsa eski sevgiliniz geri dönüyor. Ama siz ne kadar değiştiğinizin farkındasınız ve eski ilişkinizin sizin bunun farkında mı, bunu öğretmeniz lazım. Evlilik düşünenler için aileler arasındaki yaşanan krizleri ve kendi içinizdeki yaşadığınız krizleri düzelttiğiniz takdirde doğru bir mutluluk var. Yalnız gideceğiniz yolculuk beyin şifanıza, vücut enerjinize, ruhunuza iyi gelecek evreyi tadacaksınız. Yalnız ailemize ait de uzun süredir arsa, toprak konuları gündeme gelebilir. Buna hazırlıklı olun sevgili takipçilerim. Mutlu kalın. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen kartınızı. O bereketli ve güzel ve dokunduğunuz, iyileştirmek istediğiniz, kendinizle ilgili, işinizle ilgili hedefleriniz için Gonca yaprağı. Yani hem Fatma anamızın eli hem bereketimizin en verimli haftasını tadacaksınız. Tebrikler, işinizde yükseliş, yeni iş bekleyenler için güzel kapılar, güzel fırsatlar var. Bence artık size dokunulan yüce ilahi adalet sizin haklarınızla alakalı verimli şekilde, verimli noktanın aydınlanmasını yaratacak gözüküyor. Özellikle ev konumuz, araç konumuzla ilgili kredilerimizdeki yaşadığımız krizleri düzeltmek ve gerçekten almak istediğimiz yatırımlar için birbirimize sarılıp bu bütünlüğü, bu tadı en iyi şekilde tadacağınız gözüküyor. Yeni iş arayanlar için de hiç korkmanıza gerek yok. Bu ara fırsatlar, bu ara iş konularınızla ilgili o kadar güzel dokunacak enerjiler var ki yakın dostlarınız, yakın çevrenizin size iş konusunda fazlasıyla yardımcı olacağı gözüküyor. Farklı alanlarda iş başlatmak istiyorsanız ve kendi işinizle alakalı büyümek, markalaşmak istiyorsanız Mayıs ayı, Mayıs 21'den sonra hayatınızda çok güzel başlangıçlar olacak ve bu başlangıçlar sizin hem kalben hem de şifalanmak için doğru döngüye doğru ilerlediğiniz gözüküyor. Yeni aşk, yeni beklentiler size heyecan verebilir ama kendi güveniniz ve egonuz çok fazla olduğu için bazı gerçekleri detaya iniyorsunuz. Bırakın bugün bunu da tadın. Çünkü çok fazla detaya girdiğiniz hayat sizin tam anlamıyla yıpranmanıza sebep olduğu gözüküyor. Geçmiş ilişkiniz başka bir yolculukta, bu ilişkiyi yıkmadığın sürece bu yolculuk hayalini sadece kendi içinde acı çektirebilirsin. Bence yanındakilerin geçici heyecanların tadına varman gerekiyor. Evli çiftlerimiz için özellikle uzun süredir ev taşınması, mal konuları ile ilgili anahtarlarınız huzura ve berekete kavuşacak. Yurt dışınla ilgili beklentileriniz varsa bu evraklarınız olumlu ve gideceğiniz yollar, yapacağınız işler size ekstra kazançlar. Özellikle emlak satışında çalışanlarda bu dönem fazlasıyla kazanç evreniz var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yalnız çocuklarla iletişiminizde biraz daha onların üzerine baskı yaptığınız ve çok kural koyduğunuz gözüküyor. Onları biraz yumuşatalım sevgili takipçilerim. Teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta. Abone olmayı, yorum yapmayı
ihmal etmeyin. Bu ara yalancı insanların ve bazı şeylerin şahidi olacaksınız ve sizin aklınızla oynayacaklar. Mümkün olduğu kadar siz her tarafı detaylı ve pasta dilimi gibi kontrol ettiğiniz için yalancı ve sizin işiniz ve sizin alanınızla ilgili iftiraları kendi aklınıza yeneceksiniz. Ama şu dengeli ve mantıklı devam etmeniz lazım. Devam etmediğiniz sürece üst düzey yöneticilere gidecek laflar biraz can sıkıcı olabilir ve sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar aklınız ön planda olmalı. Kaderci değil, akıl kaderdir. Siz aklınızla bu işi başaracaksınız. Yeni iş bekleyenler için biraz daha Haziran ayını bekliyorsunuz ama güzel fırsatlar var. Kendi işinizi kurmak ya da ailenizden destek almak istiyorsanız yeni kapılar, yeni oluşumlar var. Bence güce inanın ve mevsimin ve toprağın enerjisini de hayatınıza alarak büyük başarılar elde edeceğiniz gözüküyor. Satmaya çalıştığınız annenize ait ya da annenizden kaynaklı baba soyuna ait bazı mallar için biraz daha değerli noktaları ucuz satmanızı istemiyorum. Doğru ve 7 ay daha bekledikten sonra buraların daha değerli olacağını görün. Şu an maddi krizleriniz olabilir ama oranın da değersiz satılmasına karşıyım diyorum. Evli çiftlerimiz için özellikle eşiniz, kayınvalideniz, kayınpederiniz, kayınçonuz, eltinizden kaynaklı krizleri biraz gözden geçirmeniz lazım. Ve evinize nazar ve evinizde kıskançlıklar söz konusu oluyor. O yüzden siz onlara güvendikçe, inandıkça evliliğinize zarar geliyor. Evinizdeki yaşanan her şeyi evinizin içinde saklayın. Ne kardeşinize ne çevrenize anlatmayın ki zarar görmeyin istiyorum. Bazı konularda iş mahkemeleriniz ya da para mahkemelerinizle ilgili ışık ve bereket ve oluşması gereken tüm haklar sizin hayatınıza doğru verimli şekilde gidecek. Mücadeleye devam. Yarım bıraktığınız eğitim, tamamlamak istediğiniz konular için güzel fırsatlarınız var. Uyan ve kalbindeki anahtarı doğru gör. Bu ara aldatılma, güven problemi yaşıyor olabilirsiniz ve eşinizin bazı davranışları ya da sizin davranışlarınız şüphe uyandırıyor. Bence sizin enerjinizin yüksek olduğu için eşinizin ya da sizin onu kaybetme korkularınız var gözüküyor. Yeni aşk arayanlar için bol dua ve bol enerji size mutluluk getirecek aşk hayatınızda var güzel takipçilerim. Akrepler nasılsınız? Hemen kart çekiyorum sizin için. Evet, parasal konularımızı düzen tertip 4 hafta, 4 ay, 4 gün. Bunlar artık iş konularımızla ilgili noktada da çözmemiz gereken köklenmelere ihtiyacımız var. Siz o kadar yükü, o kadar ağırlığı, yıllardır sakladığınız yükünüzün artık ödülünü, bereketini ve hayrını alacaksınız. Yani siz köklenmek, işinizde başarı tatmak istiyorsanız çok güzel bir değişim, Rabbimin size sunacağı değişimlerle birlikte çok güzel aydınlanacaksınız. Her dokunduğunuz yer berekete ve aydınlığa kavuşacak. Kitap okumayı çok sevebilir. Bu ara kitap yazmak, farklı alanlarda kendinizi keşfetmek istiyorsanız bunlarla ilgili kurs alıp kendinize, sesiniz çok güzel olabilir, yazı yazmayı çok, kitap çıkartmayı çok sevebilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıç size iyi gelecek gözüküyor. Yerinizde değişim, konum değişimi, mertebe değişimi bekliyorsanız sihir gibi bu değişim ve kendi içinizdeki korkularınızı yenin. Orası sizin zaferiniz, yüksek yöneticileriniz ya da bulunduğunuz noktada hak edilişler ve var ettiğiniz birçok şey size hızlı bir şekilde dokunacak. Yeni iş arayanlar için artık 4 hafta, 4 gün içerisinde iş kapınız ve kalıcı ve doğru bir nokta. Eğer devletle ilgili beklentiniz, devletle alakalı araya devreye birilerini soktuysanız kendi emeğinizle yapabilirsiniz. Başkaları sizi parasal olarak zarara sokabilir. Siz kendi emeğinizi, kendi fırsatınızı doğru değerlendirin istiyorum. Bu ara aşk isteyenler için ruh ikizini bulmak, kendi kader çarkınız size o kadar güzel dokunacak ki belki de şu an hayatınızdaki insanla kader çarkı. Çünkü ruhların buluşması, yenilik ve aşkın kadere dönüşmesini gösteriyor. Ve artık siz gerçekten gökkuşağı şeklinde aşkı verimliliğe ve hazineyi kendi içinizde bulmaya doğru gidiyorsunuz. Evli çiftlerde bu ara belki eşiniz ve eşinizin seyahatleri ve biraz ilgisiz tavrı biraz sizi yıpratıyor olabilir. Unutmayın, o ailesi ve sizi çok seviyor ve kaybetmek istemiyor ama sizin böyle başkalarının aklıyla hareket ederek ne oluyor? Sizin de konumunuzda bir değişim ama özellikle yüksek katta oturuyorsanız daha aşağı bir katta taşınma gibi bir durumumuz söz konusu güzel takipçilerim.
Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın. Evet, yön bulmak, kalbi şifalandırmak ve kendi kraliçeliğinizi, krallığınızı, tahtınızı oturtmak istiyorsunuz. Ve işinizde mühür vurmak, büyük anlaşmalar, yenilikler, yapacağınız işler, sizin ben buradayım ispatını yaratacaksınız. Ve bu hafta hem tatilin tadı hem de kafanızdaki projeler size yepyeni bir ışık ve yol gösterecek. Şifalanmayı ve bu gideceğiniz yolculukta ya da ailenizle köyünüze, memleketinize, denize de gidebilirsiniz. Evinizde de dinlenebilirsiniz. Kafanızdaki projeler sizin için alkış noktasına doğru gidiyor ve bu alkış sizin başarınıza ve hedeflediğiniz birçok şey, eliniz kolunuzun bağlanması, kafanızdaki soru işaretlerin bitmesi ve güçlenmeyi ve tahta krallığınız gösteriyor. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız yöneticileriniz ve bulunduğunuz insanların saçma tavırlarından bıktım. Allah'ım yardım et, bunlar gitsin de ben bir nefes alayım, ekibimiz nefes alsın diyorsanız yeni değişim için daha Eylül'e ihtiyacınız var. İdare etmeniz gerekiyor. Burayı bırakırsanız çok uzun süredir işsiz kalabilirsiniz. Kendi işini yapanlar da bu ara hayal dünyanız fazlasıyla kırık olabilir. Yanlış saçma sapan işler yapıp zarar görebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kendi işinize aynı otorite sisteminde devam edin. 3 hafta sonra kafanızdaki projeleri gerçekleştirirseniz daha kazançlı olacağınızı gösteriyor. İlişki konusunda terk edilmiş olabilir, ayrılık rüzgarları ve yaşadığınız ilişki benim hayatımı mahvetti diyebilirsiniz. Yeni başlamak için ve bu ilişkiden kurtulmanız gerekiyor. Burası maddi, manevi ve psikolojik olarak senin beynini yıpratmaya başladı. Sen yeniden doğmak istiyorsan, sen yeni bir aşka atılmak istiyorsan şu geçmiş yaşadığın hayatı geride bırakman lazım. Evet, aşk var size. Mutluluk ve hayatınızda evlilik yapacağınız hem çılgın hem yönünüzü bulacak hem sizi çok sevecek bir insan hayatınıza adım atacak olarak gözüküyor. Evli çiftler için dengeyi bulma, daha mantıklı ve ruhları doğru konuşturma ve ilişkiyle göz teması bulunarak gelecekle ilgili planlarımızı ve gideceğimiz seyahatler için ortak kararlar bize mutluluk verecek. Çocukların eğitimi başarılı, korkmanıza gerek yok, onlara baskı yapmayı bırakın sevgili takipçilerim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, takipte olmayı unutmayın. Kaderiniz size seyahatle birlikte güzel enerjiye getiriyor. Yani bu seyahat sizin yeni işler, özellikle önünüzde 7 proje olabilir. Kendi yurt dışı ile ilgili bağlantılarla ilgili doğmak istiyor olabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz iş yerinde köklenmek, kendinizi ispatlamak istiyorsanız gerçekten artık ayaklarınız oraya hızlı ve sağlam basacak ve kalıcılığınız, konum değişiminiz ve mertebenizle ilgili haklar size yavaş yavaş sunuluyor. Bence bakış açınız her zamankinden daha farklı olacak ve ekip arkadaşımız, yöneticilerimiz, bulunduğumuz alan bize mutluluğu ve tadı çıkartacak gözüküyor. Özellikle kendi işini yapanlarda biraz yurt dışı ile ilgili krizler ya da şehir dışı ile alakalı krizler ve parasal anlamda bazı zorluklar sizi yıpratsa da yeni başlangıçlar için hiç korkmayın. Kalbinizin hissettiği noktada doğru giderseniz yeni oluşum, yeni kapılar size fazlasıyla kazanç sağlayacak gözüküyor. Yalnız mahkemelik, hacizlik ya da icralık konularımızın bazı çözülmesi gereken noktada parayla ilgili halletmemiz gerekiyor. Bazı konular yasal olarak sıkıntılı, verginiz, unuttuğunuz borcunuz, cezanız, bazı konuları mümkün olduğu kadar bir an önce çözmeniz lazım. Bu ara eğitim konularınızla ilgili bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili toparlanmamız gerekiyor. Yeni aşk arayanlar için evet, evlilik yapacağınız ya da evliliğiniz boşluktaysa bunu toparlamak için her iki tarafta hatasını toparlayıp kendi içinizdeki yasal mahkeme sorunu çözüp birbirinize ait enerji en iyi şekilde toparlamaya doğru ilerleyeceksiniz. Sihir gibi, yani hiç beklenmedik, tam boşanıyoruz ya tam ayrılıyoruz derken birbirimize sımsıkı sarılacağız. Bu da bize mutluluk verecek. Ama bazı kadınlar gerçekten kurtulup eşinizin pintili, onun ailesi, onun çevresine o kadar çok yoruldum ki ben kendi özgürlüğümü, onun günahları kendine kalsın, ben kendi özgürlüğümü tatmak istiyorum diyorsanız bunun için Ağustos'a ihtiyacınız var. Şu an böyle bir hata yapmanız ekonomik olarak zorlanır. Çocuklarınızla ilgili planladığınız yolculuklar ya da onların kariyeriyle ilgili hiç korkmayın, çocuklarınızın düşünceleri ve fikirleri. Yani sizin yeni bir tapu almak istediğiniz bir konuda bir pürüz ya da tapunuzla alakalı bir sıkıntı olabilir. Kontrol edin güzel takipçilerim.
Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili kovalar, çekiyorum. İçsel karanlığınız, işle ilgili öfkeniz ve sağlık olarak kendinizi çok mutsuz ve kendinizi yeniden şifalandırmak istiyorsunuz ve bulunduğunuz noktanın iş haksızlıkları, yaşadığınız haklarla alakalı yaşanan krizler tam anlamıyla sizi o kadar mutsuz ediyor ki ben burada boşuna vakit kaybediyorum. Yılım, zamanım, vaktim ölüyor. Yeni bir kapı arıyorum ve bu kapı olacak mı? Evet, bence Haziran'a kadar sabırlı olursanız bu kapıdan hem haklarımız hem de istediğimiz noktada yol ayrımına gireceksiniz. Peki uzun süredir aynı işte olanlarda yer ve konum değişimi ve yolculuklar, özellikle bankada çalışıyorsanız şubeniz, konumunuz farklı ya da hastanede çalışıyorsanız farklı bir noktaya geçiş evreniz olacak. Bu da size mutluluk verecek gözüküyor. Yalnız ortaklı işlerde bu sene çok kazançlı bir dönem ve özellikle yalancı insanlardan uzak tuttuğunuz takdirde ortağınızla olan aranızı bozmak isteyen insanları geride tutun. Yolculuklar, yapacağımız işler, güzel kazançlar, seyahatler, alım satım konularımız, tarımla bile uğraşıyorsanız bu sene kazançlı bir noktanız olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Özellikle de ilişki konusunda bu ara tanışacağınız, yani tanıştırılma evrelerinizin yoğun olacağı bir dönem. Yolculukta, seyahatte tanışabilirsiniz. Bence yeni bir başlangıç size yeniden bir umut olacak. Hiç gözünüzü kapatın. Kimmiş, neymiş olayına bakın. Onun kalbine doğru gidin. O kalp size doğru noktada, doğru enerjiyle geçiş sağlayacak diyorum. Evli çiftler için bazılarına ciddi bir boşanma ve karşımdaki insanı, eşinizi ya da karınızı kötü bir insan olarak görüyor olabilirsiniz. Belki size dua yazılmış olabilir. Enerjiniz kötü gidiyor olabilir. Kötü nazara gelmiş olabilirsiniz. Bence bir dua yazdırın ya da bol bol dua okuyun. Bu ara aile hanemizde ufak tefek hastalar, hastanelik durumlarımız olabilir ve bunun koşturmasını yaşayabiliriz. İhmal etmeyin. Yalnız aile büyüklerimizle ilgili çözülmesi gereken haklarla alakalı bazı karışıklıklar var. Bunlar kardeşler arasında çözülmesi lazım. Kardeşler birbiriyle kıyamet ve küskünlük yaratacak. Haklar için kardeş kırılmaz. Bence adaleti doğru noktada temsil etmeniz gerekiyor diyorum güzel takipçilerim. Sevgili balıklar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın. Bu ara iş konularınızla ilgili etrafınızdaki insanlara o kadar sinirli ve o kadar öfkelisiniz. Hani başlarım parasına da, başlarım da işine. Nedir bu haksızlıklar? Başkaları iyi, ben niye kötüyüm diye böyle kendi içinizde kaoslara girebilirsiniz. Ve burada sürpriz bir değişim, bu esaretten çıkıp konumunuz ve yöneticilerinizle ilgili düşüncelerinizde bin pişman olabilirsiniz. O yüzden sizi güzel noktaya doğru aydınlığa itecek. Yeni iş arayanlar için kalbinizdeki dua ve doğru kapı size o kadar güzel aydınlanma yaratacak ki hak ettiğiniz iş ve oluşması gereken yenilikler. Yani 8 Nisan, Mayıs'tan sonra iş kapılarımız, oluşması gereken fırsatlar size çok güzel. Sadece iyi dinlenin, enerjinizi güzel tutun ve yapmak istediğiniz hayalleri, balık çünkü kendi içindeki karanlığı, psikolojik dengeleri de çok fazla abarttığı için herkesi suçlayabilirsiniz. Annenizi, kardeşinizi, eşinizi, yakın iş çevrenizi bırakın. Kendinizle olan hatalarınızı görün ve kendinizi bir güzel şifalandırın. Çünkü güzellikler sizinle birlikte. Geçmişteki sorunlar geride kalıyor. Bereketlenme, şifalanma ve parasal evredeki yaşadığınız krizlerin düzelmesi ve artık bu yıl yatırım almak ve kendi bilgeliğinizde yapacağınız yatırımlar size çok güzel bir haftayı, yani kendinizi bulmak için doğru bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Doğru şifalanın. Korkularınızı, kaygılarınızı, garip garip rüyalarınızdan çıkın, enerjilerinizi dağıtın. Eğitim konusunda hayat arkadaşınızın size çok büyük bir desteği, masterınız, doçentliğiniz, profesörlüğünüz neyse ya da yüksek lisansınız neyse yeniden başlatın ve bu sizin için çok büyük bir başarı olacak. Yalnız sevgili takipçilerim, bu ara bol seyahatler var. Ama para konularımızla alakalı da sevgili balıklar daha dikkatli ve kontrol olmamız lazım. Hiç aşık olmayanlar için yeniden başlamak istiyoruz ama korkularımız var.
yeni ilişki, özellikle simsiyah gözlü, kara kaş, kara göz, güzel bir bayan ya da güzel bir erkekle tanışma evreniz var ve kafanızdaki aşk soru işareti bitecek gözüküyor. Ailenize ait, özellikle kadın hanesinde bazı sağlık problemleri, arsa ve mal konularıyla alakalı yaşanacak bazı krizleri ve bunlar aslında kriz değil, uzun süredir çözülmeyen ve kaderimizdeki var olan haklarla ilgili hala konuşmalarımız var. İnşallah haklarınızı da en iyi şekilde alırsınız. Güzellikler olsun efendim. İyi haftalar.